Herkese esenlikler. Bu videodaki konumuz Diriliş Ertuğrul dizisi hakkında bilinmesi gerekenler. Burada tamamen şahsi fikrimi söyleyeceğim. Kabul eder misiniz? Hem fikir olur muyuz bilemem. O sizin bileceğiniz iş. Siz karar verirsiniz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu diziye şöyle baktığımda kaliteli bir dizi olarak gözüküyor, doğru. Oyuncular, sahneler falan çok profesyonelce yapılmış, ustaca yapılmış ama dizinin içeriğine baktığın zaman hep eski Türklerin öz değerlerini kötü gösteriyorlar ama İslam dinini çok doğru veya çok iyiymiş gibi gösteriyorlar. Yani Türkler böyle barbarmış. Ondan sonra İslam'a geçmiş adam olmuş gibi bir izlenim veriyor bu dizi. Ve ben bunu art niyet olarak görüyorum. Propaganda olarak görüyorum. Türkleri aşağılama olarak görüyorum. Çünkü Türkler İslamiyet'e ne zaman geçti? Diyelim ki 1000 yıldır İslam'la yaşıyorsa en az 2-3 bin yıldır Tengriciydi. Gök Tanrı'ya inanıyordu Türkler. Ve bu dini aşağılamak, kötü göstermek bana göre suçtur ve Türklere karşı art niyettir. Diziye baktığınızda işte şamanları deli gibi gösteriyorlar. Yok davulla ateşin etrafında deli gibi koşup işte tuhaf sesler çıkarıyormuş gibi bir izlenim veriyor bu dizi. Ve sürekli İslamcı propaganda. Yani Türkler İslamlı adam olmuş, önceden barbarmış, hiçbir şeyleri yokmuş, insan kanı içiyorlarmış, insaf, vicdan yokmuş ama İslam'a geçince adam olduk, bilmem ne olduk gibi propaganda servis edilmektedir bizim Türk toplumunda. Ve ne yazık ki bizim toplumda bunu yiyor, bu propagandayı yiyor resmen. Zevk alıyorlar. Ve sanıyorlar ki dizide gösterilenler gerçekmiş gibi, tarihi bir gerçekmiş gibi algılıyor bu millet. Ama bilen bilir, dizide gösterilenlerin çoğu yalan. Moğol ordusunun batı seferlerinin hemen hepsinde Türkler çoğunluktaydı. Baychun Aya'nın ordusu, Ögeday Han'ın ordusu, Selçuklulara savaşanlar Türktü yani. Selçuklular nasıl Türkse Baychun Aya'nın ordusundakiler de Türktü. Bunu ben söylemiyorum. Bunu tarihçiler de söylüyor. Kanıtlanmış gibi bir şey yani. Ve bunu tersine göstermeye veya yalan yanlış göstermek resmen bir propagandadır. O yüzden dikkatli olun ve bu konuda sizi uyarmak istiyorum. Ey Türk soydaşlarım, bu dizinin altında böyle bir amaç yatıyor. Propaganda. Kendilerine uygun bir propaganda. Türklerin öz değerlerini kötü göstermek, kendi değerlerini de iyi göstermek amacında. Amacı taşıyor bu dizi. İzleyebilirsiniz ama bilin ki çoğu şey dizide uydurmadır. Ve ne yazık ki eski Türkleri bunlar kötü göstermeye çalışıyor. Cengiz Han ordusu Selçuklular kadar Türktür. Emin olabilirsiniz bundan. Yani Cengiz Han'ın torunları bugün kim derseniz Kazak Türkleri, Özbekler, Tatarların bir kısmı, Başkurtlar, Nogaylar, bu halkların hepsinin Cengiz Han'la sıkı bağ vardır. Cengiz Han'ın soyu ile sıkı bağ vardır. Eğer Cengiz Han'a düşman diyorlarsa, o zaman Kıpçak kökenli Türk halklarına da düşman diyorlar bunlar. O yüzden bu propagandaya aldanmayın ve dikkatli olun. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese esenlikler.